infertilite yani kısırlık, evli çiftlerin herhangi bir koruma yöntemi uygulamadan bir yıl süreyle düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamamasıdır. Çiftlerin yaklaşık %15'i bu süre içerisinde gebe kalamaz ve buna %50-60 oranında erkek kaynaklı nedenler yol açar. Çiftler bize geldiğinde erkeğin değerlendirilmesinde en kolay, en ucuz ve erkek kısırlığı hakkında en detaylı bilgiyi veren sperm testi isteriz. 3-5 günlük perhiz süresiyle alınan bu testte spermler sayı, hareket ve şekil olarak yani baş, boyun ve kuyruk yapısı detaylı olarak değerlendirilir. Bu analizin sonunda sperm sayısı mililitrede 15 milyondan toplamda 40 milyondan az olmamalı, ileri hareketli sperm sayısı %32'den fazla olmalıdır. İdeal olarak 3-4 hafta ara ile 2 kez sperm testi yapılmalı ve herhangi birinde problem varsa erkek kısırlığından bahsedilmelidir. Erkek kısırlığına yol açan nedenler nelerdir? Öncelikle çevresel faktörler, sürekli oturarak çalışma, bilgisayar başında uzun süreli radyasyona maruz kalma, hava kirliliği, alkol ve sigara kullanımı gibi. Bunun dışında kronik hastalık nedeniyle uzun süreli ilaç kullanımı, varikosel, genetik bozukluklar, geçirilmiş ameliyatlar, özellikle testis bölgesine veya idrar yoluna ait ameliyatlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kemoterapi ve radyoterapi alınması gibi. Ağır erkek faktörü olgularında tüp bebek tedavisine gideriz. Sperm sayısının mililitrede 5 milyonluğu altında olduğu vakalar, azospermi dediğimiz menide hiç sperm hücresi bulunmayan vakalar. Bu ağır vakalarda üroloji bölümümüz devreye girer, vakaları detaylı olarak değerlendirir ve gerekli incelemeleri yaparlar. Eğer azospermin nedeni hormonal nedenlerse ilaç tedavisiyle sperm üretimi sağlanabilir. Eğer testiste sperm üretiminde problem varsa o zaman ürologlarımız ameliyathanede mikroskop altında mikrotese dediğimiz yöntemle sperm bulmaya çalışırlar. Bir de tıkayıcı tipte azospermi vardır. Yani testiste sperm üretilir ama kanallardaki problemler nedeniyle dışarı çıkamaz. Bu durumda daha kolay bir yöntem olan TESA ile yani iğne ile sperm elde etme yoluna gidilir. Bu ağır vakalarda döllenmeyi laboratuvarda sağlamak için mikroenjeksiyon yöntemi kullanırız. Hafif erkek kısırlığında tüp bebek başarı şansı, eğer kadın yaşı genç ve yumurta sayısı iyi ise diğer vakalarla benzer şekildedir. Şiddetli erkek faktörü olgularında sperm sayısı düştükçe buna paralel olarak gebelik oranı da azalır. Bu nedenle evli çiftler bir yılın sonunda mutlaka değerlendirme için tüp bebek kliniğimize müracaat etmeleri önerilir. Medipol Sağlık Grubu olarak tüp bebek merkezimize müracaat eden tüm hastalarımıza multidisipliner olarak yaklaşmaktayız. Özellikle erkek infertilitesi olan hastalarımızı üroloji bölümüyle detaylı olarak değerlendirip tedavilerini ve yaklaşımlarını birlikte planlamaktayız. Sağlıklı günler dileriz.